Merhabalar, bugün sizlere ortaokul öğrencileri yani 5, 6, 7 ve 8'ler için kitap önerisinde bulunacağım. Bu kitaplardan çoğunu okudum, okumadıklarım da oldu. Bazıları kardeşim de 7. sınıfta olduğu için onun da okuduğu bazı kitaplardan, okuyacağı kitaplardan bahsedeceğim. Hani okumadıklarımı sadece isimlerini önereceğim sizlere. Şimdi hani çocuklarınızın daha çok kitap okumasını istiyorsanız ise ilk okumaya başladık kitapları daha iyi seçmeniz gerekiyor. Hani onu daha çok cezbetmesini, onun daha çok o kitap dünyasına girebilmesini sağlamalısınız. İlk olarak ben ismini çok kez duydum ama hiç kitaplarını okumadım ki bundan sonra okumaya başlayacağım. Ahmet Şerif İzgören'in Kara Oklar Çetesi. Bu kitabın ikincisi de var. Çok güzel, akıcı, bilgilendirici, çok güzel tarihi bilgilerden Osman Hamdi Bey'den bahsediyor. Biliyorsunuz ki Osman Hamdi Bey ilk müzeyi açan ressam. Kaplumbağa resmi kendisine aitti. Neyse yani bu kitabımız çok harika. Su gibi ben bir günde okudum. Tabii ki o çağdaki çocuklarımız için daha birkaç gün sürebilir ama çok ilgi çekici, hem öğretici. Kesinlikle okutmanızı istiyorum ve bu 2011'de yayınlanmış. Ben çok geç kaldım. Hani ilk defa duyanlar için yani önerimdir. Kesinlikle çocuğunuzun okuma alışkanlığı olmasını istiyorsanız da muhakkak alın ve okutun diye düşünüyorum. Çünkü değerli bir kitap. Yani okutun. Konusu da Erim'in babası vefat ediyor. Yani şehit oluyor ve ona 10 yıl sonra için bir mektup bırakıyor. Ve bu iş oradan başlayarak farklı bir konu çerçevesinde bir hazine avı gibi bir şeye dönüyor. Ve ipuçlarıyla çok eğlenceli bir şekilde bilmecelerle sonuca varmaya çalışıyorlar. Ve içindeki küçük küçük tarihi bilgiler çok güzeldi. Kalıcıydı. İnsanın unutmayacağı şekilde. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğer kitabımız Çizgili Pijamalı Çocuk. Bu kitap da iki farklı ülkenin çocuğunun arkadaş olmasına değiniyor ve ben bu kitabın sonunda kesinlikle ağladım. Duygusal biraz kitap ama akıcı, hani çocuklarınızı içine çekebilecek bir tarzda bir kitap. Tabii bunu büyükler de okuyor. Filmi de var. Onu da filmini de izletebilirsiniz. Aslında çocukların ne kadar masum olduğunu, çevresinde neler olup bittiğinin farkında olmadıklarını. Yani bu kitap o kadar ince, güzel aktarıyor ki bunu ve çocuklarımız da bunun farkına varabilir. Ve diliyle, kurgusuyla çok şahane bir kitaptı. Bunu da kesinlikle okutabilirsiniz çocuklarınıza. Ve bir diğer kitabımız yazarı kendisi olan ve kendi hayatını anlatan Sol Ayağım adlı kitabımız. Christie Brownie adlı. Bu yazarımız vücudunun birçok yeri yani fiziksel olarak, zihinsel olarak sıkıntıları var ve sadece sol ayağını kullanabilmektedir. Ve sol ayağıyla okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve birçok konularda kendini geliştirmeye başlıyor. Ve okuma yazmayı öğrendikten sonra resim ve yazmaya başlıyor artık. O kadar güzel bir öyküsü vardı ki yine bu kitabımızda hani diliyle, akıcılığıyla çocuklarımızı içine çekebilir. Dediğim gibi bunlar biraz daha farklı hani 5, 6 ve 7, 8'de okutulan şu Türk Edebiyatı ya da Dünya Klasiklerinden değil de ilk bunlardan bahsetmek istedim. Birazdan diğerleriyle de bahsedeceğim. Sol Ayağımda çok güzel kitap. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız Sadako. Bu da gerçek yaşamdan uyarlanmış. Kısacık, sizi içine çekecek, öyküsüyle saracak bir kitap. Dediğim gibi çocukların okuma alışkanlığını sağlayacak harika bir kitap. Burada Sadako atom bombasından sonra 10 yıl sonra ortaya çıkan kanser olaylarıyla başlıyor ve Sadako da çok eğlenceli, matrak bir kız ve büyümeyi çok seven, koşmayı çok seven bir kız. Ve maalesef ki bu da bir kanser olayına yakalanıyor ve onun o öyküsünü burada okuyoruz. Bu da şahaneydi. Ve bu kitabı okumadım ama kesinlikle güzel olacağını düşünüyorum. Onun için önerisini kesinlikle bulunuyorum. Zülfü Livaneli'nin Son Adanın Çocukları. Arka kapağını okuduğum kadarıyla neşeyle, barış içinde yaşayan bir adaya
bir adam geliyor ve düzeni bozmaya başlıyor. Öykümüz böyle bir konuda. Özgürlük, hani neşe, mutluluk, onun üzerine bir kitap galiba. Arka sayfasını okuduğumda gördüğüm kadarıyla. Evet, benim size önermek istediğim bu A5 kitaptı. Bunları okumuştum. Hani Zülfen Livaneli hariç. Ondaki en kısa sürede okuyacağım. Bir diğer ise kardeşime aldığımız kitaplardan, ki bunların bir çoğunu duymuşsunuzdur. 80 günde dünya gezisi. Şu şekilde, yani yine çocuklarımızın okuyabileceği tarzdaki duyuyoruz çoğu zaman. Robin Hood, belki birkaç defa okumuşumdur, biliyorsunuz. Fakirlerin, haksızlığa uğrayanların kurtarıcısı. Bir diğer kitabımız Define Adası. Şu şekilde. Bunu okudum galiba ya, çok çok küçükken. Şu an hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Yine bir diğeri Robinson Crusoe'un. Bu da okudum bunu da yıllar önce. Şu an fazla konusunu bilmiyorum. Yani bu da çok güzel kitaplardan biriydi. Macera seven çocuklarınız için süper olur. Heidi zaten çizgi filmini yıllarca izledik. Yani benim çocukluğumun çizgi filmiydi. Yine kitabının da muhteşem olacağını düşünüyorum. Bir diğer Anton Chekhov hikayeleri. Anton Chekhov'un bende modern klasikler olarak var. Bayılıyorum kitap yazma tarzına. Ki eminim çocuklarınız da sevecektir. Çünkü çok dile ağır değil. Ki bu zaten biraz hafifletilmiş halidir. Ve bir diğer kitabımız Peter Pan. Bu da benim çocukluğumun çizgi filmiydi. Ve kitabını da okumuştum. Bu da yine şahaneydi. Ya bunlar hepsi macera, çocukların ilgisini çekecek. Ve bir diğer kitabımız tabii ki Pinokyo. Pinokyo olmazsa olmaz. Doğruluğun, dürüstlüğün, yalanlığın. Hani birçok çocuklara karakter aktarabilecek. Hani çocukların farkındalık yaratacak bir kitaptı. Yalan söylememeyi, tembel olmamayı. Bunlar üzerine birçok yine gönderimde bulunuyordu. Bir diğer kitabımız Mutlu Prens. Mutlu Prens'i de çok geçmişten okumuştum. Bu da güzel diye hatırlıyorum. Bir diğer kitabı Oz Büyücüsü. Bu da süper. Deniz Altında 20 Bin Fersah. Bunu hiçbir şekilde hatırlamıyorum nedense. Okudum mu okumadım mı diye. Biraz da kalın bir kitap. Hiçbir fikrim yok. Tabii ki olmazsa olmaz Üç Silahşörler. Bu da yine güzel bir, geçmişten hatırladığım kadarıyla bu da güzeldi. Diğer bir kitabımız Değirmen'den Mektuplar. Buna da güzel güzel içinde mektuplar var diye hatırlıyorum. Yine incecik, hani çocuklarınız kalın kitap nerede, hani bu yaştaki çocuklarda genelde kitabın ilk kalınlığına bakarlar ve diğer içini açıp hani büyük mü, puntolar büyük mü, resim fazla var mı içinde diye onu seçerek çoğu zaman okuyorlar. Hani kitap okumayı sevmeyenler için. Bir diğer kitabımız Lassie. Bunu ilk defa duyuyorum desem, bunu da yine pek duymadım. Yine köpek ve çocuk varsa eğlencelidir yüksek ihtimal. Ve bir diğer kitabımız kesin Ziya Gökalp'ın Altın Işık kitabı. Yani duymamanız imkansız. Bizim en çok çok geçmişten beridir okuduğumuz kitap. Bu da harika kitaplardan biriydi. Evet arkadaşlar, hani sormak istediğiniz yaş grubu olarak yine hani kafanıza takılan bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Kesinlikle çekinmeyin. Evet arkadaşlar, hani belki ilk 5 gösterdiğimden okuduğunuz vardır muhakkak. Çünkü çizgili pijamalı çocuk siz de okuyabilirsiniz. Sol ayağımı kesinlikle siz de okuyabilirsiniz. Bu iki kitabı büyükler de kesinlikle okuyabilir. Yani sakıncası yok. Sizler de muhakkak çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. Çünkü kitaplara alışkanlık için en büyük şey yanındaki örnektir, velilerdir, anne babalardır. Bence kitap okumaya birlikte oturun ve birlikte okuyun. Zevkle okuyun, keyifle okuyun. Benim videom buraya kadardı. Önermek istediğim kitaplar bunlardı. İnşallah yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.